Aslı. Ben de çok şaşırdım İlhamicim. Ama çok da sevindim. O yüzden hemen paylaşmak istedim. Gerçi Azmi abi bu açıklamayı biraz erken bulabilir ama. Sadece erken değil, çok yersiz, çok biçimsiz oldu Perihan. Ben böyle düşünmemiştim. Kenan abi, gerçekten evleniyor musunuz? Şimdi bu konuyu böyle konuşmanın zamanı değil. Bu gece Nalan'ın doğum günü. Ben Nalan'ın da çok sevineceğini düşündüm bu habere. Aslı en yakın arkadaşı sonuçta. Sence de çok güzel bir haber değil mi Nalan'cığım? Yeter Perihan. Çok fazla uzadı bu konu. Biz daha sonra bölmemek için izninizi isteyelim. Gidiyoruz Aslı. Ah, olur mu? Aslı bütün gün uğraştı arkadaşı için. Teşekkür ederiz ama artık geç oldu. Gidelim. Tamam. Nice yıllara. Çok teşekkür ederim her şey için Aslı. Sağ ol. İyi misin? İyiyim. Niye ki? Halinden anlaşılıyor. Ne varmış halimde? Yorgundum. Odama geldim. Nalan. Kalk bakayım. Kalk karşıma. Bak bana. Güzel kızım benim. Sen benim elimde büyüdün. Ben senin gözünün içine baktığım zaman anlarım halini. Öyle mi? Ne varmış halimde? Acı çekiyorsun. Çekmiyorum. Ben sana Kenan'la aranızda bir şey var mı diye sordum. Yok dedin. Ya yok zaten. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yok diyorum, yok. Nalan'ım, acı çekersin. Şimdi sen bana çok kızıyorsun ama ileride anlayacaksın. Sizden olmaz. Unut. Canın acımadan unut. Bu iş olmaz. Ya neden olmaz, neden? Olmaz işte. Olmaz diyorum, sen de biliyorsun. Bilmiyorum, niye olmaz? Bilmiyorum. Ben kendimi biraz yorgun hissediyorum, yatacağım. Aşağıda Kenan da bu evlilik işine hayır demedi ama. Vardır bir sebebi mutlaka. Nalan. Kendini de üzme. Onun da kafasını karıştırma. Müsait misiniz? Girebilir miyim? Gel Kenan, buyur.
Nereden çıktı bu mesele diye soracaksın, değil mi? Beklemiyordum. Sana yalan söyleyecek değilim. Aslı'yla sizi yakıştırıyorum. Evlilik konusunda da senden habersiz bir şey yapacak değildim. Perihan duyunca çok heyecanlandı. Uyarmıştım ama sonuç ortada. Kusura bakma. Rica ederim. Benim adıma hep iyi şeyler düşündüğünüzü biliyorum. Ama Aslı'ya karşı böyle bir düşüncem de duygum da yok. Aklında başka birisi mi var? Yok. Hiç kimse yok. Peki. Bu işler zorlu olmaz. Sen nasıl istersen. Yalnız Aslı'yı senin yanına yakıştırdığımı unutma. Ne güzel sürprizlerle dolu bir gün değil mi? Vallahi ne olup bittiğine dair en ufak bir fikrim yok. Zamanla anlarsın. Bu evlilik işi ciddi bir şey mi? Evlilik ciddi bir iştir oğlum. Perihan Hanım, Azmi Bey sizi çağırıyor. Neden? Onu da siz sorarsınız artık. Ben sana bu işi dallandırıp budaklandırma demedim mi? Dedin abi. Benim sözüm dinlenmiyor mu artık bu evde? Olur mu abi öyle şey? Estağfurullah. Sen bizim başımızın tacısın. Peki bu yaptığını nasıl açıklayacaksın şimdi? Ben duyunca çok mutlu oldum abi. Bu haberi duymak herkesi mutlu eder diye düşündüm. Ben düşünemiyor muyum yani o kadarını? Bundan sonra benim lafımı dinleyeceksin, tamam mı? Tamam abi. İzninle. Ne kadar çok sır var değil mi bu konakta? Benim tanıdığım insanların kimseden gizlisi saklısı yok. Boşuna uğraşma. Sen de en az benim kadar biliyorsun neler döndüğünü. Zamanı gelince başkaları da bilecek. Görmeleri gerekeni görecek. Sana meyve getirdim. Hasta değilim ben. Biliyorum hasta olmadığını. Ay ne oldu? Bir bakayım. Bir dakika. Canı yanıyor mu? Küçük. Küçük gibi görünüyor ama sanki derinlerde bu acı. Anlıyorum ben. Anlamaya çalışma. Zaten hiçbir şey değişmiyor. Gençken bu acılar hata yaptırır insana. Acıdıkça da hata yaparsın. Nasihat dinlemek istemiyorum. Ben de senin üzülmeni istemiyorum Nalan. Üzülürsem üzülürüm. Üzülecek olan benim. Sen karışma. Çocuk gibi davranmayı bırak bana. Nalan. Seni ben doğurmadım ama ben büyüttüm. Senin canın yandığı zaman benim de canım yanıyor. Evet, beni sen doğurmadın. O yüzden annem de değilsin. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Doğru.